Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Artık döneme yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Biz de ne yaptık? İkinci dönem full tekrarını gerçekleştireceğiz. Peki gerçekleştirmeden önce yazı tabii ki boş geçirmeyeceğiz. Evde kapandığımız sürecide de boş geçirmiyoruz. Ne yapıyoruz tabii ki? Önce Tonguc'un 0'dan 10'a tarih konu anlatımlı soru bankasını ele alacağız. Peki nereden sorumlu olacağız? Biz Beylik'ten Devleti Osmanlı Medeniyeti yani sayfa 76'dan kaça kadar? 164 yani klasik çağda Osmanlı toplum düzenini göreceğiz burada tek tek ele alacaksınız. Sizden şunu istiyorum her hafta bir konuyu bitirmeye çalışalım bir üniteyi bitirmeye çalışalım ve böylece de üniteyi bitirdim. Konulara baktım tek tek Açıyoruz 76'yı mesela. 76'yı açtım, değerlendirdim. Atıyorum Anadolu'nun kandillerini gördüm. Burada Tonguç senin için güzel notlar bıraktı. E, notları inceliyorsun, sonra sorularını çözüyorsun. Çözemedin mi? Hiç sıkıntı yapma. Hemen tatsa açıyorsun, kare kodunu okutuyorsun. Tonguç hemen sana yardımcı olacak. Sonrasında ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Tabii ki Tonguç'un Dinamo 10. sınıf soru bankasını ele alacağız. Peki oradaki sorular kaçtan kaça kadar sorunu yüzlersek? Yine Ünite 4 Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti sayfa 81 ve son ünitemiz ünite 7 Klasik Çağ'da Osmanlı Toplum Düzeni sayfa 167'ye yani 164'e kadar sorumlu olacağız. Ve bunları tek tek ne yapıyoruz? El alacaksınız. Her hafta bir konuyu çözebilirsek ya da her hafta bir üniteyi çözebilirsek sizin için mükemmel bir şekilde 10. sınıfın konuları mükemmel şekilde oturmuş olacak arkadaşlar. Hazırsanız Osmanlı Devleti ve Tarih 2. Dönem full tekrarına haydi başlayalım. Peki biz neler öğreneceğiz? Beylikten devleti Osmanlı medeniyeti. Osmanlı devletinde hangi süreçler yaşanacak? Sonra tabii ki hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olacaksınız. Ve İstanbul'u fethinin gerçekleşmesiyle birlikte Osmanlı devleti artık bir döneme girecek. Hangi döneme giriyor? Yükselme dönemini ne yapmıştır? Girmiştir diyeceksiniz. Sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı teşkilatlanma anlamında Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nı göreceğiz. Yani Topkapı Sarayı'na doğru bir açılacağız. Sonrasında Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni yani bu içerisinde toprakları nasıl dağıtacağım, hangi sistemleri kuracağım bunları tek tek ele alacağız. Hadi bakalım hız kesmeden başlayalım. Kemerleri bağlayın. Tonguç'la uçuşa geçiyoruz. Şimdi ilk olarak Anadolu'nun kandillerini göreceğiz. Anadolu'nun kandilleri dediğimizde aklımıza neler geliyor? Şimdi tasavvuf dediğimizde Edebiyatımızda da görüyorsunuz. Tasavvuf demek ne demek? Allah'a ulaşmak. İnsanın kendisini hamdım, piştim, yandım sözüyle hatırlayacaksınız. Hamken anlamayacak. Yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte tasavvuf yani neye ulaşma? Allah'a ben yavaş yavaş ne yapacağız? Ulaşmaya başlıyorum tasavvufla birlikte. Daha sonrasında Orta Asya bölgesinde Semerkant'ta önemli bir düşünür. Peki bu düşünürün özelliği ne? arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk Türk arkadaşlar mutasavvıfı olarak ne yapılmakta Ahmet Yesevi bilinmekte. Yesevilik akımının da mimari olarak ne yapacağız bileceksiniz. Şimdi Ahmet Yesevi Anadolu'da yaşamış bir insan değildir. Nerede yaşayacak? Semerkant bölgesinde yaşıyor. Ama burada yetiştirecek birçok alim Anadolu'nun Türkleşmesini, Anadolu'nun Müslümanlaşmasında önemli rol oynayacak. İşte kimler bunlar? Mevlana Celalettin Rumi, daha sonrasında Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre gibi Anadolu'nun önemli mutasıflarını ne yapacaksınız? Göreceğiz. Onlar yanacaklar, pişecekler, ham olacaklar ve böylece Anadolu'nun ne olmasını sağlayacaklar? Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını ne yapmışlardır? Sağlamışlardır diyeceksiniz. Şimdi ilk olarak gelelim Mevlana Celalettin Rumi'den söz edeceğiz. Aslen Fas kökenli birisidir. Daha sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti'nde 1. Alaaddin Keykubat döneminde Konya bölgesine yerleşerek bir tarikat kuracak. Peki ben bu tarikata ne diyeceğim? Mevlevi tarikatı diyeceğim sevgili arkadaşlar. Mevlana'nın biliyorsunuz çok güzel bir sözü var. Ne diyor arkadaşlar? Gel ne olursan ol yine de gel İster berduş ister başka bir şey ama gel bu Allah'ın dergahına diyecek ve Mevlana yine bu dönemde Anadolu'nun Müslümanlaşmasında önemli katkılarını yapmıştır sunmuştur. Daha sonrasında Yunus Emre'yi göreceksiniz Yunus ise değişik bir hikayesiyle tasavvufta önemli bir rol oynayacak halk ozanımız olacak Yunus Emre. Yunus Emre bu dönemde kıtlık zamanında Moğolların Anadolu'yu istila etmesiyle birlikte köyünden yola çıkar ve Hacı Bektaş Veli'den yardım ister. Hacı Bektaş Veli şöyle bir cevap verir. Himmet mi istersin yoksa bir çuval buğday mı? Yunus Emre cevap verir. Der ki ne yapayım ben himmeti? Bana ne lazımdır? Buğday lazımdır. Himmet karın doyurmaz ki der. Bir çuval buğdayı alır yola koyulur. Sonra aklına düşer Yunus'un der ki himmet neydi? Belki daha güzel bir şeydi. Geri döner Hacı Bektaş Veli'nin kapısını çalar. Hacı Bektaş Veli der ki o arayacağın himmet artık bende değildir. Biz bu hakkımızı Taptuk Emre'ye devrettik. Gidip Taptuk bulasın, himmeti o sana versin diyecek. Ve daha sonrasında Yunus Emre kime doğru yola çıkacak? Taptuk Emre'ye doğru yola çıkacak ve Taptuk Emre'nin kapısına gittikten sonra himmet isteyecek. Himmet de arkadaşlar 40 yıl boyunca e Taptuk Emre'nin dergahına Yunus Emre odun taşımıştır. Yanacak mı? Yanacak. Pişecek mi? Pişecek. Ve böylece arkadaşlar tasavvufta olgunlaşmaya başladığını düşünen Yunus bu dönemde yola koyulacak ve kendini aramaya başlayacak ve sonrasında pişman olarak tabii ki Taptuk'un kapısını tekrar çalar. Yalnız eşi ona şöyle cevap verir. Her sabah namazında kapısının önüne yat. Eğer ki üstüne bastığında kim bu derse ben Yunus derim. Ha bizim Yunus derse gidip elini öpüp özür dileyesin. Eğer ki hangi Yunus derse hiç sesini çıkartmadan uzaklaşasın der. Rivayete göre Yunus tabii ki dediğini yapar. Daha sonrasında bizim Yunus mu diye cevap veren Tapduk Emre o esnasında helallik ister Tapduk Emre'den ve daha sonrasında hayatını kaybeder Yunus Emre. Rivayet bu şekildedir. Hacı Bektaş-ı Veli. Anadolu'nun yine Müslümanlaşması ve Türkleşmesinde önemli katkı sunacak Hacı Bektaş-ı Veli. Bu dönemde Hacı bektaş Veli bugün Hacı Bektaş çevresi yani Kırşehir dolaylarında yaşamış önemli bir alemimiz olacak. Ee, tarikatının kurucusudur. Nitekim de Yeniçeriler de bu dönemde Bektaşlı tarikatına mensup önemli insanlardan bir tanesi diyeceksiniz. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir sözü var. İncinsen de incitme demiş. Bu da yine Bektaşlı'nın önemli felsefeler içerisinde ne yapılmakta bilinmektedir. Hacı Bayramı Veli Bugün Ankara bölgesinde yaşamış önemli alimlerden bir tanesidir. Yine tasavvufun önemli gelişmelerine katkı sunan insanlardan biri olacak ve gelelim Ahi Evran'ı Veli'ye. Ahi Evran'ı Veli bir nevi Anadolu'da esnaflık teşkilatının yine Anadolu'nun güzelleşmesini ve esnaflık pirinin oluşmasına en önemli katkıyı sunmuş kişilerden birisidir. Kırşehir bölgesinde esnaflık teşkilatını kurarak bu dönemde Müslümanların daha sağlam mal, daha sağlam bir şekilde ilerlemesini, yine esnafların dürüst şekilde çalışmalarını sağlamışlardır. Biz buna ahilik teşkilatı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Peki Anadolu'nun kandillerini neyle kapatacağız? Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir şiiriyle. Maddi karanlığı akıl nuru ile aydınlanır. Cehalet karanlığı bilgi ışığı ile aydınlanır. Nefs karanlığı erdem ışığı ile aydınlanır. Her işi akılla yapmak gerek diyecek. Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir sözü. Şimdi Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfı göreceğiz. Yani yöneten sınıftan bahsedeceğiz. Peki yöneten sınıfı kaç kısımda ele alıyoruz dersek 3 kısımda ele alacaksınız. Seyfiye sınıfı, kalemiye sınıfı ve ilmiye sınıfı olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta yönetici sınıf içinde. Şimdi bizim bileceğimiz unsurlardan bir tanesi nedir? Şimdi divana katılan üyelerimiz var. Bir de taşrayı yöneten yönetici sınıflarımız var. Kılıç ehli yani seyfiye sınıfları kimler vardır? Seyfiye sınıfı Enderun veya diğer eğitim kurumlarında yetişen Umerada denilen kişilerden oluşmuştur. Şimdi şuraya dikkat çekmek istiyorum. Enderun demek ne demek? Genelde demek ki Enderun'da yetişen çocuklar devşirme kökenli oluyor. Yani gayrimüslimden gelecek. O zaman demek ki Türk soyundan gelmiyor genelde. Yönetici sınıfın kılıç ehlinde olanlar. Şimdi bu sınıfta kimler var? Sadrazam diyeceksiniz. Sadrazamdan sonra Sadrazam'ın yardımcıları, kubbe altı vezirleri, kubbe altından sonra Yeniçeri Ağası, Kaptanı Derya ve Taşra'da bulunan tımarlı sipahiler, kapı askerleri, subaşı, sancak beyi, beyler beyi gibi önemli unsurlar ne yapmıştır? Yer almıştır diyeceksiniz. Şimdi bu süreç içerisinde arkadaşlar Seyfiye sınıfında kimler divana katılıyordur dediğimde aklımıza sadrazam. Birinci bunu alacağım. Sonrasında veziri alacaksınız. Yine kapı askerleri içerisinde Yeniçeri Ağası ve Kaptani Derya'yı alacağım. Ama yalnız Yeniçeri Ağası ile Kaptani Derya'ya bir dipnot geçmek istiyorum. Nedir peki bu dipnotumuz? Yeniçeri Ağası ve Kaptani Derya eğer vezirlik statüsü varsa divana katılabilir. Eğer vezirlik statüsü yoksa divana ne yapamazlar? Katılamazlar diyeceksiniz. Gelelim kaleme. Yani eli kalem tutan. Demek ki bunlar biraz daha okumuş, yazmış, ilim sahibi insanlar mı? Evet, ilim sahibi insanlar diyeceğiz. Şimdi kalemi dediğimde diplomatik mi olur? Evet, diplomatik olur. Devletin bakın yazışma mali ve dış işlerinden sorumludur. Peki kimdir bunlar? Nişancı. Daha sonrasında defterdar. Yalnız defterdarı ayrı bir noktaya koyacağım. Neden dersek defterdarı ikiye böleceksiniz. Rumeli ve Anadolu defterdarlığı. Peki hangisi sizce statülüdür dersem hemen aklınıza kim gelecek? Rumeli defterdarlığı diyeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı en çok nereye önem vermiştir? Rumeli önem verdiği için bu yüzden de Rumeli defterdarlığı divana katılan üyedir. Sonrasında Resul devletin dış işlerinden sorumludur bu dönemde. Resul Küttab'ın önemi ne zaman artmıştır dersek 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edilmesiyle de birlikte bu dönemde artık Resul Kütap divanda yer almaya başlayacak ve artık önemi de ne yapmıştır? Artmıştır diyeceksiniz. Bir de gelelim görevlerden oluşacak başlangıçta medrese eğitimi görmüş kimseler bu meslekte çoğunluğu teşkil ederken sonralı intisap usulüyle yetişip yükselmişlerdir. Gelelim eli kalem tutan yani biraz daha sofu, biraz daha öğretici, biraz daha alim insanların olduğu ilim ehli olan sınıf. Yani ilmiye sınıfına geleceğiz. Medreselerde yetişiyorlarsa bakın hemen anekdot tutuyoruz. Türk ve Müslüman olmak zorunda. Eğer medreselerde yetişiyorlarsa. Şimdi ulema da denilen kişilerden oluşmuştur. Bakın kadı, müderris, kazasker ve şehir İslam'dan oluşacak. Şimdi benim burada önemli olanlar hangisi? Şeyhülislam. Nedir Şeyhülislam'ın görevi? Divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını ne yapacak bu dönemde? Denetleyecek ve bununla ilgili fetva yayınlayacak. Şeyhülislam'ın atamasını sadece kim yapar? Padişah yapar. İsterse görevden ne yapabilir Şeyhülislam'ı? Azledebilir arkadaşlar. Kaz askere gelelim. Kaz askerin iki tane önemli görevi var. Birisi eğitimden sorumludur. Diğeri ise arkadaşlar adaletten sorumludur. Bakın o zaman demek ki eğitim dediğim zaman kimin atamasını yapar? Müderisin. Yani öğretmenin atamasını yapacak. Peki adalet dediğim zaman kimin atamasını yapacak? Kadıların atamasını ne yapmaktadır? Yapmaktadır diyeceğiz bu dönem içerisinde ilmiye sınıfının içinde yer alan kaz askerler için. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar. Dünya gücü Osmanlı Devleti'nden söz edeceğiz. Artık Fatih'in fethettiği yaşlardasınız arkadaşlar. Fethin sebepleri neler? Fatih Sultan Mehmet iki kez tahta çıkar. İlkinde hatırlayın bu dönemde Çandarlı Halil Paşa tahta çıkmasını istemez ve Varna Savaşı'nın ortaya yani Haçlar Edirne Segedir Anlaşması'nı bozmasıyla birlikte Murat tekrardan tahta çıkar ve Mehmet tekrar tahttan iner. O dönemde Mehmet 12 yaşındadır ve bunu hırslanır bu dönemde. Daha sonra 1444 yılında babası 2. Murat'ın vefat etmesiyle birlikte ikinci kez tahta çıkar. İkinci kez tahta çıktıktan sonra tek bir hedefi ve hayali vardır. İstanbul'u fethetmek ve Peygamber Efendimizin güzel hadisi şerifine nail olabilmek. Peki Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde ne demekti? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden askerler ne güzel askerler diyecek. Ve bu yüzden de Peygamber Efendimiz'e nail olmak isteyecek mi Fatih Sultan Mehmet et evet, peygamber efendimize aile olmak isteyecek. Yine bu dönemde da bir bütünlük bozulmakta. Neden? Bizans küçüle küçüle sadece Avrupa yakası diye adlandırdım. İstanbul'un küçük bir kısmı kalmış. Ama Osmanlı Edirne'de kırklar elinde toprakları var. Yani Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmakta mı? Evet Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmakta. O yüzden de Osmanlı devleti ne isteyecek? Toprak bütünlüğünü sağlamak isteyecek. Yine bir diğer nokta Osmanlı'nın jeopolitik konumu ve ticaret merkezi olması. Ticaret merkezi dediğim zaman aklımıza direkt neresi gelecek? İpek yolu diyeceksiniz arkadaşlar. Yani demek ki Osmanlı Devleti boğazları da ele geçirerek hangi bölgeye hakim olmak istiyor? İpek yoluna hakim olmak ve böylece dünya ticaretinde eline geçirmek isteyecek en önemli unsur. Yine Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması. Burada şehzade dediğimizde aklımıza kim gelsin? Çok böyle bir geriye dönelim. 1. Mehmet döneminde ne gerçekleşiyordu değerli arkadaşlar? İsyan gerçekleşecekti. Düzmeci Mustafa Bizans'a sığınacaktı ve Bizans kimi Osmanlı sürekli ne yapacak? Tehdit edecekti. Bunun üzerine tabi bu durumu da ortadan kaldırmak isteyecek mi Fatih Sultan Mehmet? Evet durumu ortadan kaldırmak için ne yapmıştır? Fethi'nin sebepleri içinde ne yapmaktayız? Yer almakta diyeceğiz. Şimdi bu dönemde peki İstanbul'un fethi için hangi hazırlıkları yapıyor? Anadolu Hisarı'nı kim yaptırmıştır? Şöyle bir düşünün bakalım. Anadolu Hisarı kim döneminde yaptırılacak? Yıldırım Beyazıt döneminde yapıldı. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul ilk kez kuşatılmıştı. Fakat alındı mı? Hayır alınamadı. Daha sonrasında Anadolu Hisarı'nın tam karşısına bir hisar yaptırıyor. Peki ben bu hisarı ne diyeceğim? Rumeli ne diyorsunuz? Hisarı diyeceksiniz. Ya da Rumeli Hisarı için ne denmekte? Boğaz kesen denilecek arkadaşlar. Şimdi boğaz neden kesen diyor? Çünkü fetih yapacağım sırasında Bizans'a yardım gelebilir mi? Evet gelebilir. Ben böylece yardımları ne yapabilirim? Kesebilir miyim? Evet kesebilirim. Bu yüzden de Rumelisar'ın diğer adında Boğaz Kesen olarak ele alacaksınız. Yine Çanakkale'yi, Çimenlik Kalesi ve Kilit Kaleleri ne yapılmıştır? Yapılacak. Ama dünyayı değiştirecek, dünyanın haritasını ve dünyanın yapısını değiştiren en önemli bir noktamız var. Peki nedir bu? Macar asıllı birisi var. Kim peki? Urban diyorsunuz arkadaşlar. Macar asıllı Urban'a bu dönemde Şahi denilen toplar döktürülüyor. Peki bu topun önemi ne? Biliyorsunuz o dönemde dünyada bir sistem var. Özellikle Avrupa'da feodal sistem diyeceğiz. Şimdi bu feodal sistemle birlikte derebeylikler var. Merkezi krallıklar güç mü kaybetmişti? Evet güç kaybetmişti. Ama Şahi topuyla birlikte dünyada feodal sistemin yıkılabileceğini... Büyük surların yıkılabileceği anlaşılıyor ve feodal sistem ortadan kalkacak. Kalkmasıyla birlikte ne ortaya çıkmıştır? Merkezi krallıklar güçlenmeye başlıyor. Yine tekerlekli kuleler yaptırılıyor. Amaç ne? Geçilemez denilen surları da kulelerle ne yapabilmek? Geçebilmek. Şimdi babası 2. Murat Deniz'den, dedesi 1. Beyazıt ise Karadan İstanbul'u kuşatmıştı. Ama hepsi ayrı noktadan mıydı? Evet hepsi ayrı noktadan. Fatih diyor ki ayrı bir nokta yok. Hem Deniz'den hem de Karadan kuşatacağım. O yüzden de 300'e yakın kadırga adı verilen donanmayı ne yapacak bu dönemde hazırlatmıştır. Yine Doğu ve Batı'daki komşular ile dostluk anlaşması yapılıyor. Peki neden yapılacak? Şundan dolayı Doğu'da ve Batı'daki komşularla iyi geçineyim ki fetih sırasında herhangi bir problem çıkmasın ve böylece ben fetihi yarıda kesmek zorunda kalmayayım düşüncesiyle Doğu ve Batı'daki komşularla güzel bir şekilde dostluk anlaşması yapmış. Sadece bütün hedefim neresi olacak? Tabii ki İstanbul oluyor. Şimdi bu dönemde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedecek. Hatta rivayete göre bu dönemde Bizans'ta bir kanlı dolunayın çıktığını ve kanlı dolunayın çıktığı zaman içerisinde Ayasofya'nın yönünün nereye çevrildi? Kabe'ye doğru çevrildi rivayet edilmekte. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde Ulubatlı Hasan'ın göklere sancakları çekmesiyle birlikte Artık Mehmet bir fatih olacak. Nerenin fatihi? İstanbul'un fatihi olmuştur. Bu dönemde fatih sonuçlarıyla birlikte mi gelecek? Evet, sonuçlarıyla birlikte geliyor. İstanbul'da Bizans'a girdiğinde halka şöyle seslenecek. Diyor ki: "Hiçbiriniz korkmayınız. Ben sizin Kaiser Rumunuzun Yani Roma'nın veliahtıyım. Herkes özgürlüğünü rahatça ne yapabilir, gerçekleştirebilir. Buradaki Fatih'in temel amacı nedir dersek hem hoşgörüyü sağlayabilmek hem de böylece kendilerini himaye altına aldıkları ortodoksları ne kadar parçalarsa Hristiyan birliğinin oluşmasında engelleyecek olacaktır. Şimdi ilk olarak Kaiser Rum ünvanını alıyor. Yani Roma Kayseri, Roma'nın veliahtı. İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan'ın Burayn ve Hakan'ı Bahreyn yani iki kıta ve iki denizin hakimi olarak ne yapılmaya başlandı? Anılmaya başlanacak bu dönemde. Aynı zamanda bileceğim unsurlardan bir tanesi Fatih ünvanını alacak ve fetihin sembolü olarak Ayasofya ne hale gelmiştir dersek Ayasofya'yı artık cami olarak ne yapmaya başlıyoruz? Anlaya başlayacak. Çünkü Ayasofya bunun öncesinde bir kilise miydi değerli arkadaşlar? Ayasofya bunun öncesinde bir kiliseydi. Peki Fatih İstanbul'u fethettikten sonra ne yaptırıyor başka? Tabii ki mükemmel ihtişamla bir saray yaptıracak. Peki o sarayı ne diyeceğiz? Topkapı Sarayı olarak ele alacaksınız. Peki Paatin diğer gelişmeleri neler? Neler yapmış bu dönemde? Şimdi 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğunu yıkacak. Yıkmasıyla da birlikte Doğu Anadolu'da bir tehdit ortaya çıkıyor. Peki bu tehdit kim ortaya çıkartmıştır? Ak Koyunlu Devleti Başkanı Uzun Hasan. Uzun Hasan'la hangi savaşı yapmışım ben? Otlukbeli Savaşı yapacağım. Ve böylece arkadaşlar Uzun Hasan'ı ne yapıyorum? Mağlup ediyorum. Uzun Hasan'ın mağlup edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu toprakları üzerinde tam bir kontrol sağlanmıştır. Aynı zamanda unutmayın Otlukbeli Savaşı'nda ilk kez arkadaşlar doğuda ne kullanılmıştır diyorsunuz? Top kullanıldı diyeceğiz. Bakın unutmuyorsunuz ilk kez Otlukbeli Savaşı'nda doğuda ne kullandım? Top kullandım diyorum. Yine Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlayabilmek için Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedilerek arkadaşlar bir yer Türk Gölü haline geliyor. Neresi Türk Gölü haline geliyor? Kırım'ın fethedilmesiyle Karadeniz artık ne haline gelmiştir? Türk Gölü haline ne yaptı? Geldi bu dönem içerisinde. Şimdi bu unsurda neden göl diyoruz peki dersek? Şöyle düşüneceksiniz değerli arkadaşlar. Bütün sınırlar kimin elinde? Osmanlı'nın elinde. Osman'ın içinde kaldığı için de ben bir göl haline geldiği düşüncesindeyim. O yüzden de Türk Gölü haline geldi diye bir ibare ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in en son seferi nedir dersek Otoronta Seferi. Otoronta Seferi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder. Hayatını kaybetmesiyle birlikte iç organları çıkarılır. Apar topar mumyalanarak İstanbul'a getirilir. İstanbul'a getirildikten sonra Fatih'in iki tane oğlu vardır. Bunlardan birisi Cem Sultan, diğeri de ikinci Beyazıt'tır. İkinci Beyazıt tahta çıkar ve Cem Sultan abisinin tahta çıkmasını kabul etmez. Kabul etmemesiyle birlikte abisiyle taht mücadelesine girmiştir. Taht mücadelesini Cem Sultan ağır bir şekilde kaybedecek. Kaybetmesiyle birlikte nereye sığınmıştır dersek Memlüklere sığınacak. Peki şimdi kardeşin iki tane kavgası. Peki bu benim ne sorunumdu? İç sorunum değil miydi? İç sorunumdu. Ama bakın Cem kime sığındı dedik? Memlüklere sığındı. Aa içken hale geldi? Dış haline geldi. O yüzden dikkat çek diyor Tonguç sana. Osmanlı Devleti'nde bir iç sorun dış sorun haline gelmiştir. Hangi olay diyeceğiz? Cem Sultan olayı diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Yine Memlüklere sığınan Cem Sultan yine abisiyle rekabete girer fakat yine savaşını ne yapar? Kaybeder. Kaybettikten sonra Rodos Şövalyelerine sığınır. Rodos Şövalyeleri Cem'i kime teslim ederler bu dönemde? Papa'ya teslim ederler. Hatta Fransa'da bir yerde tutsak olarak kalmıştır. İki rivayet vardır. Kimisine göre kahrından öldüğünü, kimisi de eceliyle öldüğü söylentisi vardır ama bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Ee, o yüzden de kesin bir bilgi yoktur. Şimdi ben Beyazıt için bir vurgu yapacağım. Nasıl bir vurgu yapacağım dersem? Şunu söyleyeceksiniz. Şimdi kardeşini öldürmek istemiyor. Çünkü biraz daha sofu niyetli bir adam. Yani iyi niyetli bir adam. Kardeş katli diyor yapmayın. Peki kardeş katli yapmayacaksa Beyazıt... Şimdi Cem Sultan tehdit olarak kullanılmış mıdır? Evet Cem Sultan tehdit olarak kullanılmış. O yüzden de yükselme döneminde fetihler durma noktasına geliyor. Peki fetihler durma noktasına geliyorsa ben bu dönemi ne diye adlandıracağım? Beyazıt dönemini şu şekilde adlandıracaksınız. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde ne yaşatmıştır? Duraklama yaşatacak. Neden? Çünkü fetihler durdu. O yüzden de arkadaşlar yükselmede duraklama yaşatan padişah kimdir dediğimde ikinci Beyazıt olarak ele alacaksınız. Daha sonrasında arkadaşlar. ikinci Beyazıt döneminden sonra neyi göreceksiniz? Yavuz Sultan Selim dönemini göreceğiz. Yavuz ismini nereden almıştır dersek Yeniçeriler sayesinde ismini Yavuz olarak alacak. Peki Yavuz demeden önce kim diye adlandırıyordum? Birinci Selim diye ne yapacaktık? Adlandıracaktık. Selim bu dönemde abisiyle Korkut'la rekabete girecek ve rekabette de arkadaşlar Yeniçerilerin desteğini alan Selim bu dönemde ne yapmıştır? Tahtın başına geçecek. Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesiyle birlikte ben artık bu dönemi şöyle adlandırmaya başlayacağım. 8 yıllık payitahtına 80 yıllık ömür sığdıran bir padişahtır. Çünkü neden dersek Osmanlı Devleti'nin hazinesini tıka basa dolduruyor. Aynı zamanda doğuya mükemmel seferler düzenleyecek. Artık Osmanlı halifelik makamını ele geçirecek gibi unsurlardan dolayı 80 yıllık bir icraat ne yapmıştır? Ee, Yavuz Sultan Selim sığdırmıştır diyeceksiniz. Bu dönemde babası zamanında bir isyan çıkıyordu. Hangi isyan? Şahkulu isyanı. Neydi? Şahkulu isyanı doğuda şiirlik propagandasını yaymak içindi. Şimdi bu dönemde Yavuz Doğu Anadolu'daki şiirlik tehlikesini gördüğü için bu dönemde Safavilere bir savaş açacak. Peki ben bu savaşa ne diyeceğim? Çaldıran savaşı diyorum. Çaldıran savaşını Şah İsmail ile gerçekleştireceğim. Şah İsmail'i ağır bir mağlubiyete uğratacağız ağır bir mağlubiyeti uğratmamla birlikte artık doğudaki Şiilik propagandasını da ne yapmış oldum? Önlemiş oldum diyeceğiz. Sonrasında Anadolu'ya doğru yönelen Yavuz Sultan Selim Anadolu'da Dulkadiroğlu Beyliği'ni görür ve Dulkadiroğlu Beyliği ile bir savaş yapar. Tuna Dağ Savaşı. Tuna Dağ Savaşı ile birlikte Dulkadiroğlu Beyliği'ni ortadan kaldırır. Artık Anadolu'da Türk Beyliği kalmış mıdır? Hayır, Türk Beyliği kalmamıştır. Hocan sana yorum yapmanı istedi sen nasıl bir yorum yapacaksın? Diyeceksin ki Anadolu'da beylik kalmadı bütün topraklar Osmanlı'nın eline geçtiyse o zaman Anadolu'da Türk siyasi birlik kesin olarak ne yapılmıştır? Sağlanmıştır diyeceğiz. Ama soruyu değiştirseydi büyük ölçüde sağlanmış deseydi bu sefer kim diyecektiniz? Birinci Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt diye ne yapacaktık? Adlandıracaktık. Daha sonrasında Dulkadiroğlu Beyli kime bağlı? Memlüklere bağlı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde ben Memlüklerle aram gerilmeye başlıyor. Çünkü Hicaz su yolları meselesinden dolayı. Yavuz Sultan Selim döneminde ise bu durum zirve ve tap noktasına mı çıktı? Evet zirve ve tap noktasına çıkacak ve sonrasında da Yavuz Sultan Selim Memlükler üzerine bir sefer düzenliyor. Ben bu sefere Mercidabık ve Ridaniye savaşları diyeceğim. Peki Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının özelliği nedir dediğimizde şunu ele alacaksınız. Memlük devletini ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda Memlükler hatırlayın kimin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Halifeliğinin koruyuculuğunu üstleniyor ve bu dönemde Yavuz Sultan Selim halifelik makamını nereye geçiriyor? Osmanlı Devleti'ne geçirecek. O zaman birlikte yorum yapalım. Osmanlı Devleti artık hangi makama kavuşacak? Halifelik makamına kavuşmuş ve Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi kim olmuştur? Yavuz Sultan Selim Han olacak. Yavuz Sultan Selim Han halifelik makamını almasıyla da birlikte artık Osmanlı Devleti teokratik bir devlet yapısını ne yapmıştır? Geçmiştir. Yalnız unutmuyorsunuz şöyle bir nokta söyleyeceğim. Osmanlı Devleti'nde hem saltanat hem de halifelik makamının yürütüldüğü tek kurum padişahtır. Yine bu dönemde Mısır'ın fethedilmesiyle de birlikte bir yol elime geçti. Baharat yolu. Unutmuyorsunuz baharat yolu Mısır seferiyle İpek yolu da hangi olayla dersem Kırım'ın tamamen alınmasıyla da İpek yolu Osmanlı'nın eline ne yapmıştır? Geçmiştir diyeceksiniz. İşin çok garip tarafı Selim bu dönemde sırtında küçücük bir çıban çıkacak. Küçük bir çıbanın çıkmasıyla da birlikte hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybetmesiyle birlikte Selim'in tek çocuğu olan Kanun Sultan Süleyman tahta geçmiştir. Evet gelelim arkadaşlar Kanun Sultan Süleyman'a. Yavuz Sultan Selim hayatını kaybettikten sonra Yavuz'un tek oğlu olan Kanun Sultan Süleyman tahta geçecek. Kanun Sultan Süleyman tahta geçmesiyle birlikte ben şöyle bir ibare kullanacağım. Hangi ibareyi kullanacağım dersem Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan padişahtır. Peki kaç yıllık bir süreden bahsedeceğiz? Tam tamına 46 yıl Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Avrupalılar kanunu için şöyle bir ibare kullanıyor. Muhteşem Süleyman Büyük Sultan ünvanını ne yapmıştır? Kullanmıştır ya da Büyük Türko diyecekler. Sonrasında bu dönemde Kanun Sultan Süleyman döneminde dedesi Fatih döneminde alınamayan Belgrad ne yapılmıştır? Fethedilecek. Belgrad'ın fethedilmesi Orta Avrupa'nın kapılarını da Osman Devleti'ne ne yapmıştır? Açacak. Daha sonrasında dünyanın en kısa süren savaşı. Tam tamına kaç saat biliyor musunuz? 2 saatlik bir savaştan bahsedeceğiz. Macar ordusuyla Mohaç Meydan Savaşı yapılmış ve Macar ordusu ağır bir mağlubiyete uğrayacak. Ağır bir mağlubiyete uğramasıyla birlikte bu dönemde Almanya sefer düzenlenir. Almanya sefer düzenlenmeden önce Avusturya'ya bir kuşatma yapılır. Hangi kuşatma? Birinci Viyana kuşatması. Hatta Fransa kraliçesi Elizabeth bu dönemde kanunundan ne istemektedir? Yardım istemektedir. Bunun üzerine Almanya'ya sefer düzenlemeden önce birinci Viyana'yı kuşatan kanuni başarılı olamamıştır. Peki başarılı olamamasının temel sebebi nedir? şartlar kışa denk gelmiş olması. Aynı zamanda şartların kışa denk gelmesinin yanı sıra kuşatmaya gerekli önemin verilmemesi ve büyük topların getirilmemesi Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olacak. Daha sonrasında Almanya'ya sefer düzenleniyor. Almanya seferi sonrasında Avusturya ile bir antlaşma imzalanacak. Peki Avusturya ile biz hangi anlaşmayı imzalayacağız dersek İstanbul anlaşması diyeceksiniz. Peki İstanbul Anlaşması'nın özelliği nedir dersek? Osmanlı Devleti de Osmanlı Sadrazamı Avusturya Aşı Dükü'ne yani Avusturya Kralı'na ne sayılmıştır? Denk sayılmıştır. Şimdi bu süreç içerisinde neler gerçekleşecek? Osmanlı Devleti Avrupa'da Avusturya ile mücadelesinde Avusturya'ya ağır bir mağlubiyet veriyor bunun sonrasında. Kanun Sultan Süleyman tam yaşlılık dönemlerinde artık son kez bir sefere çıkacak. Peki ben bu sefere ne diyeceğim? Ziget var seferi diyeceksiniz. Peki ziget var seferinin özelliği nedir? Kanun Sultan Süleyman'a sadrazamları diyor ki hünkârım siz neye çıkmayın? Sefere çıkmayın. Ama kanunu şunu söylüyor. Hala gücün kendisinde olduğunu ve dünyaya kanuninin yıkılmadığını göstermek istiyor. Fakat Kanun Sultan Süleyman yaşının verdiği olumsuzluk ve aynı zamanda artık ağır bir e, durumu kaldıramamasından dolayı Zigetvar Seferi sırasında hayatını kaybeder. Zigetvar Seferi'nde hayatını kaybetmesiyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman bu dönemde öldüğü orduya söylenmez. Hatta bir rivayete göre çadırdan... Vezirlerin elleri tutularak Kanunun elini salladığını ve ordunun moralini düzelmesi için böyle bir şey yapıldığı söylenir. Kanuni'nin o dönemde Macaristan'da Kuşluk Tepesi diye adlandırılan bir bölgeye neyleri gömülür? Organları, iç organları gömülür ve daha sonrasında sefer başarısız sonuçlanarak geri dönülmüştür. Daha sonrasında Kanuni döneminde Fransa'ya ilk kez ben ne vereceğim? Kapitülasyonlar veriyor. Şimdi ben Fransa'ya ilk kez kapitülasyonlar dedim. Peki imtiyaz diye bir şey söyleseydi hemen aklınıza ne gelecek? İmtiyaz dediğimde aklıma Fatih dönemi geliyor. Peki Fatih döneminde ben bu imtiyazı kime verdim dersem Venediklere vereceğiz. Şimdi ikisinin bir ortak özelliği var. Bakın Venediklere ilk kez ben imtiyaz verdim. Fransa'ya da ilk kez kapitülasyonlar verdim. Peki sana hocan soru sordu. Dedi ki Venedik ve Fransa'ya verilen ayrıcalıkların... Ortak özelliği nedir derse şunu diyeceksiniz. Bir, Haçlı neyin oluşmasını engellemek? Haçlı birliğinin oluşmasını engellemek. Bu birinci unsurum. Aynı zamanda e, Hristiyan birliğinin birleşmesini engellemek. Yine bu dönemde de şunu söyleyeceksiniz. Ticareti ne yapmak? Canlandırmak en önemli unsur bu dönemde. Barbaros Hayrettin Paşa Haçlılara Akdeniz'de bir savaş yapacak. Pirebeze Deniz Savaşı. Preveze Deniz Savaşı Türk tarihi açısından çok önemli bir unsur. Neden? Bu dönemde Haçlar ağır bir mağlubiyet uğratılacak ve hatta Akdeniz Türk Gölü olması ne yapıldı? Sağlandı. Bu dönemde Türk Gölü olmasının yanı sıra 26 Eylül tarihi Preveze Deniz Zaferi olarak bilinmektedir. Ve Türk dünyasında 26 Eylül tarihi Türk Donanma Günü ve Türk Denizcilik Günü olarak ne yapılmakta? Kutlanmakta. Yine baharat yolunu canlandırmak ve Portekizler bu dönemde Hindistan'daki Müslümanlara zul uygulamaktı. Ve bu dönemde zul uygulaması ile birlikte Hintli Müslümanlar Kanuni'den yardım istemekte. Ve Hint deniz yollarını da Kanun Sultan Süleyman ele geçirmek için ne seferleri düzenlemiştir? Hint deniz seferleri düzenlenecek. Peki Hint deniz seferleri kaç tanedir dediğimde hemen kaç diyeceksiniz? Dört diyeceğiz. Dört tane seferden bahsedeceksiniz. Peki seferleri kimler yapacak? Murat Reis. Daha sonrasında arkadaşlar Seydi Ali Reis. Yine bu dönemde Piri Reis. Ve Hadım kim diyorsunuz? Süleyman Paşa. Yalnız unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar bu Portekiz'e yani daha doğrusu Hint deniz seferleri başarılı olamamıştır. Peki neden başarılı olamamıştır? Şöyle bir düşünün Osman Devlet hiç okyanusu açıldı mı? Osman Devlet hiç okyanusu açılmadı. O zaman benim yaptığım kadırgalar ve kalyonlar hiçbir şekilde okyanusa dayanıklı mı? değil. Aynı zamanda Hint deniz seferlerine gerekli önem ne yapılamıyor? Verilmiyor. Bu yüzden de seferlerin hepsi başarısız olmuştur. Bir anekdot daha verelim. Yine bu dönemde bu komutanların hepsinin kafaları uçurulacak. Neden kafaları uçurulmuştur dersek? Çünkü Osmanlı Devleti'nde başarısızlık hep idamla ne yapılmakta? Sonuçlanmaktadır. Bunların da başarısız olmaları ne ile ödenecek? Canlarıyla ne yapılmıştır? Ödenmiştir diyeceğiz. Şimdi gelelim yavaş yavaş güzel İstanbul'umuzun güzel şaheser olan Topkapı Sarayı'ndan söz edeceğiz. Osmanlı'nın kalbi. Çünkü neden Osmanlı'nın kalbi? Devlet işlerinin görüşüldüğü ve birçok anlaşmanın, birçok önemli olayın geçtiği yer Topkapı Sarayı. Nitekim görselimizde de Topkapı Sarayı'nı ne yapmaktasınız, görmektesiniz. Peki Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın öncesinde saraylarımız yok muydu? Tabii ki vardı. Sana soru geldi. Dedi ki Osmanlı Devleti'nde ilk saray kimin zamanında yapılmıştır? Dediğimde Orhan Gazi döneminde teşkilatlanma çalışmalarının babında ilk ne yapılıyor? Saray yapılacak. Peki ben bu saraya ne diyeceğim dersem şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Bey sarayı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Daha sonrasında 1. Murat'ın başa geçmesiyle Sazlıdere Savaşı sonrasında Edirne fethedilir ve Edirne artık Osmanlı Devleti'nin merkezi haline gelmiştir. Ve merkeze ihtişamlı bir ne yaraşır? Saray yaraşır. Bu yüzden de birinci Murat Edirne'ye ikinci Sarayı ne yaptırmıştır? Yaptıracak. Daha sonrasında Osmanlı Devleti İstanbul'u fethedene kadar devletin merkezi hep neresi olacak? Edirne olmuştur. Fatih cihan hakimiyetinin ve gücün sembolünü ifade eden Topkapı Sarayı'nı Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayburnu denilen mevkide yaptırılıyor. Hatta bunun öncesinde Eski saray diye adlandırıldığım bir bölge yaptırılmış. Fatih burayı teftiş ettiğinde diyor ki böyle bir saray mı olur? Ben bu sarayı kabul etmiyorum. Ve o yüzden yeniden bir saray yapın. O sarayda neresi olacak? Topkapı Sarayı olacak. Nitekim İstanbul'a giderseniz de Topkapı sarayım, bütün ihtişamıyla güzel bir noktada. Hatta Gülhane Parkı da e, o bölgenin içinde ne yapmakta? Yer almaktadır. Şimdi ben sarayı kaç kısımda ele alacağım arkadaşlar? Hemen elimi açtım. Kaç tane diyorsunuz? 3 tane diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir düşüneceğiz. Peki neler vardır dersek? Şimdi ilk olarak enderun dedik. Şimdi sevdiğiniz bir insana ne diyorsunuz? Seni enneğimde sakladım, derinimde sakladım. Yani o zaman demek ki en derinimde sakladım. Enden gelsin aklınıza. O zaman hangi saray diyeceğiz? İç saray olarak ne yapılmakta bilinmekte. Peki enderunda neler yapılıyor? İdari yöneticilerin yetiştirildiği, saray okulunun niteliği taşıyacak, Osmanlı Devleti'nde devşirme sistemini toplanan çocuklar burada eğitim alacak. Ha o zaman demek ki ben genelde ne göreceğim burada? Eğitim göreceksiniz. Ama hangi çocukların eğitimini göreceğim? Devşirme çocukların neyini göreceksiniz? Eğitimini ne yapacağız? Burada göreceğiz. Şimdi bu dönem içerisinde İç Saray'ın önemli noktası nedir? Enderun ile Birun arasına geçen bölüme Babus Sade adını yapılmaktadır, verilmektedir. Peki en durumda hangi bölümler var? İlk olarak saray okulu diyeceğiz. Çocukların yetiştirildiği yer. Daha sonra toplantıların yapıldığı büyük oda. Sonrasında küçük oda. Hazine-i Hassa, devlet hazinesinin yer aldığı bölüm. Has oda, yani padişahın bulunacağı bölüm. Daha sonra doğancılar. Doğancılar dediğimde aklınıza kuştan gelsin. Haber getirecek bu dönemde. Doğancılar odası. Kiler odasını zaten kendi evimizde de biliyorsunuz. Kiler odasının ne olduğunu. Seferli odada nedir dersek sefer esnasında toplanan bölüm olarak ne yapılmakta bilinmekte. Enderun'u bu bölümlerde ele alacağız. Peki Enderun'daki görevliler kimlerdir? Hangileri ne iş yapmaktadır? Has oda baş. Has odanın amiridir bu dönemde. Silahtar ağımız var. Silah tarağımızı dizilerde filmlerde de duymuşsunuzdur daha önce. Padişahın silahlarından sorumlu olan kişidir. Yani tek tek padişahın bütün silahlarıyla o mu ilgilenecek? Evet padişahın bütün silahlarıyla o ilgileniyor. Çuhadara, Çuhadara ise padişahın kaftanını ve kürklerine bakan görevlidir. Tek görevi budur. Rikatbar, padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu. Ya şöyle bir yorum yapalım mı? Padişah'ın tek tek kıyafetinden tutun silahına kadar hepsinin ayrı ayrı bir görevlisi var mı? Evet hepsinin ayrı bir görevlisi var. Tülbent ağası. Bakın tülbentten düşünebilirsiniz. Padişah'ın sarıklarını ve çamaşırlarını muhafaza eden kişidir. Kapı ağası. Sarayın genel sorumlusudur ve sarayda padişahın mutlak vekilidir. Yani sarayın genel sorumlusuysa demek ki sarayın bütün İç işlerini yani bütün sıkıntılarını kim giderir? Kapı ağası yapmaktadır? Gidermektedir diyeceğiz. Gelelim biruna dış saray. Şimdi dış saray dediğimizde hemen aklınıza şuradan gelsin. İnsanın vücudundaki en dışındaki yeri neresidir? Burnudur. O zaman ben birun burundan gelsin çağrışım yapsın size hangi saray diyeceğiz? Dış saray diyeceksiniz. Peki dış sarayda neler yapılır? Devlet işlerinin görüşüldüğü ve padişahın resmi hayatının geçtiği bölümdür. O zaman demek ki devletin savaşa, barışa, bütün olumsuz ya da olumlu noktalara karar aldığı yer neresi? Birun ya da dış saray olarak ne yapılmakta bilinmekte. Kubbe altı dediğim bölüm var. Genelde burada kimler toplanır? Vezirler ne yapmaktadır? Toplanmaktadır. O yüzden de vezirlere bazen ne vezirleri de denir? Kubbe altı vezirleri olarak ne yapılmakta? Söylenmekte. Altı bölük halkı işte hatırlayın sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler, silahtarlar ve sipahilerin yer aldığı bölüm. Cebeciler ve topçular e, silah bakım ve onarımından toptan sorumlular. Mehterhane biliyorsunuz e, mehter takımının bulunduğu bölüm. Saray mutfağı belki de en lezzetli bölüm diyebilirsiniz. Padişahın yemeklerinin hazırlandığı, yapıldığı yerdir saray mutfağı. Saray hastanesi yine bu dönemde e, devletle ilgili sıkıntı yaşayan padişahın sorunlarını ve hastalıklarına ilgilenen bölüm olacak. Dış hazine ve şehre mini dairesi. Şimdi şehre mini nereden düşüneceğiz? Nedir peki şehre mini? Bir nevi şunu düşüneceksiniz. Şehirden gelsin aklınıza. Peki şehrin sorunlarıyla, problemleriyle kim ilgilenir? Belediye ilgilenir. O zaman ne görevi yapar? Belediye görevini yapmaktadır. Yapmaktadır diyeceksiniz şehre mini dairesi için. Peki Biru'nun görevlileri kimler arkadaşlar? Bunlara bakalım. Biru'ndaki görevliler. Şimdi ben birindeki görevleri kaç kısma ayıracağım? Üç kısımda ayırıyorum. Hacegan diyeceğiz, eminler diyeceksiniz, erbabı hizmet görevlileri olarak üç kısma ele alınmaktı. Peki gelelim Hacegan'da kimler var? Münencim başı. Şimdi bu bize bir çağrışım yapıyor. Hani bazen arkadaşlarınızı konuşurken Münencim misin sen? Şimdi Münencimler ne iş yapar? Gelecekle ilgili tahminlerde bulunur. O zaman demek ki padişah Münencimler'den ne ister? Geleceklerle ilgili tahmin yapmasını isteyecek. Daha sonra hekim başı. Aslında çok rahat. Hekim başının görevi ne o zaman? Sarayda bulunan hekimlerin başıdır. Yani doktorların batışıdır. Padişah hocaları yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır. Şimdi biz padişahın yanı sıra şehzadelerle karıştırmıyorsunuz. Şehzadelerin hocalarını lala diyoruz. Bunlar padişahın hocaları arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi padişahın hocalarının yanı sıra bir anekdot vermek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde en çok padişahın hocası olan kimdir? Hangi padişahtır dersem aklınıza direkt kim gelsin? Fatih Sultan Mehmet Han gelecek arkadaşlar. En çok hocaya sahip kişi. 16'ya yakın hocası var. Gelelim eminler. Bunlar ne iş yapıyor? Şehremini diyeceğiz. Sarayın ihtiyaçlarına, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakardı. Yani bakın bayındırlıkla uğraşıyor bölgeyle. O zaman bir nevi ne diyeceğiz diğer kısacısı? Belediye işleriyle ne yapacak? Sorumlu olacak. Daha sonra darpane emini. Para basımından sorumlu olan kişidir. Yani darpane'den gelsin. Darpane'de ne yapılır? Para basılır. Matbağı Amiye Emini nedir dersek sarayın mutfak işlerinden sorumlu kişi olarak ne yapacağız bileceksiniz. Gelelim erbabı hizmet. Bunlar ne iş yapıyor? Görevlere baktığımda Emri Alem, Kapıcılar Ketüdası, Çeşnigirbaşı, Bostancı, Ehli Hiref ve Çavuşbaşı diyeceğiz. Emri Alem nedir? Saltanat sancaklarından sorumludur. Yani saltanat sancağını korur. Kapıcılar Ketüdası kapıcıdan gelsin. Sarayın neylerini bekliyor kapılarını bekleyen görevliler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Çaşnigir, sofra hizmetlerini görenlerin başıdır. Hatta özelliklerinden bir tanesi de şudur. Padişah yemek sunulmadan önce yemekleri tadarlar. Neden? Çünkü eğer bir zehirlenme ya da başka bir unsur olursa ne olur? Çeşne ona göre hareket ederler. Aslında tehlikeli bir iş mi yapıyorlar? Evet aslında tehlikeli bir iş yapıyorlar. Bostancı sarayın bahçesi, bostanı ve sahillerinden sorumlu kişilerdir. Ehli Hirep sarayın sanatkarlarıdır. İşte müteferrikalar diyebiliriz buna. Çavuşbaşı divan-ı hümayun toplantılarında teşrifat yani içecek hizmeti ve mübaşirlik yapan görevlerin başı olarak bileceğiz. Gelelim harem. Darus diyeceksiniz. Peki haremin görevini, padişahın özel hayatının yani özel şeylerinin yaşandığı noktadır. Ama genelde hep hareme şöyle bir farklı bakıyorsunuz ama harem öyle bir yer değildir arkadaşlar. Padişah e, bu dönemde kaça ayıracağız görevler içerisinde? Üç kısma ayıracaksınız. Saray ağası, saray ketütü ve hazine dara. Şimdi saray ağası sarayın temizlik ve düzeninden sorumludur. Saray ketütü saray kapısını bekleyen görevleri idare eder. Hazine dara harem-i masraflarına ilgilenir. Şimdi ben bu dönemde peki padişah ve ailesi dediğim zaman kim gelecek? Padişahın kız çocukları aynı zamanda annesi ve aynı zamanda neyi diyorsunuz? Eşi bulunacak. Ve yine bu dönemde alt tabakaya iniyorum. Kimler diyeceğiz bu dönemde? Arkadaşlar kız ve annesi eşinin yanı sıra cariyeler diyeceksiniz. Şimdi cariyeler dediğim zaman şöyle düşüneceğiz. Şimdi cariye dediğim zaman sadece hizmet etmiyor. Bunlar edebiyat, sanat, kültür her alanda eğitim görecekler. Bu eğitimin yanı sıra da öyle sıradan kişilerle evlenmiyorlar. İşte vezirlerle, sadrazamlarla evlenecek. Üst tabakadaki insanlarla mı evleniyor? Evet üst tabakadaki insanlarla ne yapmıştır? Evlenmiştir diyeceğiz. Şimdi gelelim devletin resmi işlerinin görüşüldüğü yer. Neresi? Divanı Hümayun. Şimdi Divanı Hümayun'la ilgili bileceğim bir nokta var. Nedir dersek? Bu dönemde, Fatih'e kadar bakın unutmayın. Fatih'e kadar divana kim başkanlık etmiştir dersem padişah başkanlık edecek. Ama Fatih'ten sonra divana kim başkanlık edecek? Sadrazam başkanlık ediyor. Peki buradaki amaç ne? Merkezi neyi sağlamak? Merkezi otoriteyi ne yapmak? Sağlamaktır. Hatta Fatih Sultan Mehmet bu dönemde divan toplantılarını gizli bir bölümden kafeslediği bir bölümden izliyor. Ve eee neler görüşüldüğünü, neler yapıldığını hakim bir şekilde mi çıkmıştır? Evet hakim bir şekilde çıkacak. Aslında burada Fatih'in temel amacı merkezi otoriteyi ne yapmak sağlamak. Şimdi düşünsenize divan üyeleri padişah varken rahat hareket edebilirler mi? Rahat hareket edemezler. Ama sadrazam başkanlık ederse rahatça düşüncelerini ne yapabilirler? Söyleyebilirler. O yüzden de divan hümayunda Fatih ile birlikte artık divana sadrazam başkanlık edecek. Peki divana kimler katılmış? İlk olarak veziri Azam ya da diğer ismine Sadrazam diyeceğiz. Vezir-i Azam'ın görevi siyasi ve askeri konularla geniş yetkilere sahip padişah mutlak vekilidir ve padişah mührünü ne yapar? Taşır diyeceğiz. Yine anekdot açıyorum bakın tekrar ediyorum. Fatih'ten sonra divana başkanlık etmiştir. Vezirler ben bunu ne olarak da duyabilirim? Kubbe 6 olarak da duyabilirsiniz. Kubbe 6 vezirleri olarak. Sarayın dönem dönem değişen vezirler devlet işlerinde vezir-i azama yardımcı olurlar. Bir nevi Başbakan yardımcısı diyebilir misiniz? Evet bir deneyi bir başbakan yardımcısı diyebiliriz. Kaz askerler hatırlayın geriye dönükte söylemiştim kaz askerleri ikiye ayırıyordum. Rumeli ve Anadolu kaz askerliği diye anlayacaktım. Ama en önemlisi hangisiydi? Rumeli'ydi arkadaşlar. Osmanlı'da yargı ve eğitim teşkilatı ile Taşra idaresinden sorumlu görevlidir kaz askerler. Daha sonrasında defterdar. Defterdarı da ikiye ayıracağım. Yine ne diyeceğim? Anadolu ve Rumeli. Sana soru sordu. En önemlisi hangisidir derse Rumeli defterdarlığı diye ne yapacağız? Ele alacaksınız. Osmanlı maliyesinden sorumludur. Devletin topraklarının kayıtlarını ne yapar bu dönemde? Tutar. Gelelim nişancı. Padişah'ın tuğrasını çeker. Tımar ve zahmetlerin kayıtlarını tutar. Devletin iç ve dış yazışmalarını ne yapar? Yapar bu dönemde. Yeniçeri Ağası. İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Aynı zamanda sadece vezir rütbesi olan Yeniçeri Ağası askerin başı olarak toplantılara katılır ve divanda alınan kararları Yeniçerilere bildirirdi. Kaptani Derya Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak duyabilirsiniz. 16. yüzyıldan itibaren donanma komutanı olarak divana katılmıştır. Hemen bir anekdot geçelim. Osmanlı Devleti'nde ilk kaptanı Deryamız da Barbaros Hayrettin Paşa olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde toplum düzeni. Burada bir anahtar kelimelerimiz var. Neler? Millet sistemi, mezhep, vakıf, lonca, çifthane, nar, ümmet ve miri araziler diyeceğiz. Millet sistemi birçok dini, etnik ve kültürel grupları bünyesinde bulunduran Osmanlı Devleti farklı dinlere mensup toplumları barış içinde yaşamayı ve aynı zamanda aynı zanaat ve dine mensup milletin örf ve adetlerini muhafaza etmelerini sağlayan sistemdir. Yani biz bu sisteme ne diyecekmişiz? Millet sistemi. Mezhep nedir dersek? Dini kişilik ve toplumların dine bakış açısıdır arkadaşlar mezhep. Vakıf nedir dersek de eğer bu dönemde hastane, yol, köprü gibi e, sosyal devletçilik anlayışını neyler sayesinde gerçekleşiyordu Osmanlı Devleti'nde? Vakıf sistemi sayesinde ne yapmaktaydı? Gerçekleşmekteydi. Türk İslam tarihinde Lonca Teşkilatı'na ben ne diyordum? Ahilik diyorduk. Yani ahilik dediğim zaman aklıma kim geliyordu? Esnaflık teşkilatı. Yani Osmanlı Devleti'nde esnaflık teşkilatının adı neymiş? Lonca sistemi diyeceğiz. Yalnız hemen bir anekdot geçelim. Lonca sisteminde gayrimüslimlere yer verilmemiştir. Bu dönemde genelde Türk ve ne olmak zorunluluğu vardır? Müslüman olma zorunluluğu ne yapılmıştır? Verilmiştir. Çiğ tane bir toprak sistemidir. Toprağı üzerinde feodal sisteminin oluşmasını engellenmek isteniyor. Yani toprağın genelde Osmanlı Devleti'nin %80'lik kısmına kadar kime aittir? Devlete aittir. Sadece ben burada halka ekip biçme hakkını yaparım, veririm diyeceğiz. Nar sistemi, fiyatın belirlenme sistemidir. Böylece rekabeti sağlanması ve halka daha ucuz ve daha makul malların satılması sağlanmıştır. Ümmet nedir dersek? Bütün Müslümanlar diyeceksiniz. Yani Ümmeti Muhammedten aklınıza gelebilir. Miri arazide Osmanlı'ya ait, devlete ait olan araziler olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Şimdi gelelim Osmanlı toprak sistemine. Ben Osmanlı toprak sistemi kaç kısma ayırıyorum dersem iki kısma ayıracağım. Birisine miri arazi, diğerini ise mülk arazi diyeceksiniz. Bakın miri milliden gelsin. Milli ise kime aittir? Devlete ait olan araziler olarak bileceğiz. Peki miri arazi ne diyor? Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeye reaya bırakılmıştır. Yani e, bu dönemde onu yürütecek kişiyi Toprağı işleyen reaya elde ettiği üründen 1 bölü 10 ile 1 bölü 2 arasında değişen oranlarda vergi ödemekle mükelleftir. Miri arazi gelirlerinin kullanımına göre bölümlere ayrılır. Peki hangi bölümlere ayıracağız? Onu söylemeden önce... 1 bölü 10 oranında Müslümanlardan alınan vergiye öşür vergisi diyeceğiz. Eğer gayrimüslimlerden alıyorsam da arkadaşlar haraç vergisi diyeceksiniz. Şimdi gelelim dirlik araziye. Dirlik arazi miri arazi içinde en geniş topraklardır. Maaş karşılığı verilen dirlik topraklar gelirine göre has, ziyamet ve tımar olarak üç ayrıdır. Şimdi has arazi kaliteli araziler. O zaman demek ki kime ait? Geliri padişaha ait olan araziler diyeceksiniz. Geliri 100 bin akçeden daha fazla olan topraklardır. Ziyamet orta derece devlet adamlarına verilen topraklar ve genelde arkadaşlar geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında değişen topraklardır. Tımar ise bu dönemde düşük dereceli devlet adamlarına verilen topraklar geliri 3 bin akçe ile kaç bin akçe arasında değişecek 20 bin akçe arasında değişen topraklardır. Ve unutmuyorsunuz bu dönemde. Bu üç tane dirlik arazide niye yetiştirirler? Asker ne yapılır? Yetiştirilir. Gelelim arpalık. Sarayın adamlarına ve ilmiye sınıflarına bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içinde maaşlarına ek olarak verilen arazidir. Bu kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra ise emekli maaşı olarak ölünceye kadar bu arazilerin gelirlerini alırlar. Yani hani sana arpalık verdim yani geçimini emekli olduktan sonra da ne yaparsın sağlayabilirsin. Paşmaklık, bakın paşadan gelsin aklınıza. Padişahın annesi, kızları veya kız kardeşleri gibi saray kadınlarına verilen araziler. Yurtluk ve ocaklık, sınırlar. Bir bölgenin eski sahibi olan ve o bölgenin Osmanlı Devleti'ne katılmasını sağlayan, devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren, mahalli beyleri verilen araziler. Mesela bunlar beyler de olabilir. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti'ne daha ne yapabilmek için? Bağlayabilmek için. Malikane, Osmanlı Devleti'nin fetihler kolaylaştırmak ve teşvik etmek için seferlere katılan önemli komutanlara, dervişlere ve ahilere fethedilen ülkelerde verilen topraklardır. İslam Devleti'nde kalan topraklardaki beylere ait mülklerin padişah tarafından onlara bırakılmasıyla ortaya çıkan arazidir. Yalnız unutmuyorsunuz. Ben bunları müsaade usulüyle el koyabilir miyim? Evet müsaade usulüyle el koyabilirim. Nedir müsaade usulü? Haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulması sistemidir diyoruz. Mukata arazi Osmanlı maliyesinin vergi toplama biçimlerinden olan mukata geliri doğrudan merkez hazinesine giden miri arazileri de ifade eder. Yani ben buradan yıllık toplayacağım ama dirlikte yıllık mı topluyoruz? Hayır. Bazen hocalarımız şunu da söyleyebilir salyaneli ya da salyanesiz der. Salyaneli derse yıllıklı yani mukata araziler İltizam sistemi uygulanacak burada. Ama salyanesiz dersem de dirlik arazilerin yani merkeze yakın yerlerin bulunduğu topraklar diyeceğiz. Mülk arazi yani şahsa ait olanlar. Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler miri araziden bir miktarın hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni katılan bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin sahiplerine bırakılmasına meydana gelir. Bakın ben bu toprakları devredebilirim. ...satabilirim, kiraya verebilirim, vakfedebilirim, hibe edebilirim... ...ama arkadaşlar devlete ait olsaydı böyle bir şey ne yapamazdım? Yapamazdım. Ben bu toprakları kaça ayıracağım? İkiye ayıracağım. Öşri ve haracı. Hemen öşri dersem Müslümanlara ait, haracı dersem de gayrimüslimlere ait topraklar. Öşri araziler, fetihlerden önce sahipleri Müslüman olan veya fetih sırasında İslam'ı kabul eden kişilere ait topraklardır. Ben buradan hangi vergiyi alıyorum? Öşür vergisini alacağım, 1 bölü 10 oranındaki ürün vergisidir diyeceğiz. Haracı topraklar ise mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklar ve bir miktar nakdi haraç ödedikten sonra ekip biçtikleri ürünün 1 bölü 5 oranını vergi olarak ne yaparlar? Verirler hatta biz bunu ne diye duyacağız? Haracı vergi olarak da ne yapabiliriz? Duyabilirsiniz. Gelelim vakıf arazilerine. Vakıf arazilerinde genelde sosyal işlerin yapıldığı yerdir. Hayırsever mülk sahiplerinin gelirleriyle cami, mescit, medrese, zaviye gibi sosyal amaçlı kurumların giderlerinin karşılanması için vakfettikleri arazilerdir. Bu araziler reaya işlemekte. Reayanın vermesi gereken vergiler sadece vakıf giderleri için ne yapanır? Harcın. Atıyorum medresinin masrafları var. Hangi arazi? Vakıf arazi. Daha sonrasında başka sorunları var. Hangi araziden karşılıyorum? Vakıf arazi. Şimdi o zaman demek ki vakıf araziyle sosyal yatırımlar mı yapılıyor? Evet sosyal yatırımlar yapılıyor. Aynı zamanda unutmayın vakıfın başındaki kişiye de mütevelli denecek arkadaşlar. Evet gelelim sorularımıza bakalım. Şimdi bu dönemde Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra yerine iki tane oğlu vardı. Kimdi? Cem Sultan ve Beyazıt diyecektik. İkinci Beyazıt. Bu dönemde ikisi kavga edecekti. Cem Sultan'la ikinci Beyazıt. Ve daha sonrasında Cem Sultan Memlüklere ve Rodos şövalyelerine sığınmıştı. O yüzden de ne sorun olmuştu? Dış sorun haline gelmişti. O yüzden de ben ne olayı diyeceğim? Cem Sultan olayı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Gelelim Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak ne ile sağlanmıştır? Hatırlayın arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği bu dönemde Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferesi dönüşünde Dulkadiroğlu Beyliğini bir savaşla ortadan kaldırıyordu. Hangi savaşla? Turna Da Savaşı ile birlikte artık kim ortadan kalktı? Dulkadiroğlu Bey ile ortadan kalktı ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Hangi savaş sonrası Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir demiş. Burada önemli bir kaptanı deryamız vardı. Kimdi? Barbarossa ya da diğer isimli arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa diyeceğiz. Hangi savaşı yapacak? Pirebeze arkadaşlar deniz savaşını gerçekleştiriyor. Haçları mağlup edecek ve artık Akdeniz'de göre haline gelmiştir. Türk gölü haline gelecek. Hatta 26 Eylül tarihi Türk Donanma Günü ve Türk Denizcilik Günü olarak da kutlanmaktadır. Osmanlı hangi anlaşma ile Avusturya'ya siyasi üstünlük sağlamıştır? Hatırlayın arkadaşlar hangi anlaşma? İstanbul Anlaşması diyeceğiz. Peki ben bu üstünlüğümü neyle kaybettim? Dersek eğer Zitvatarok diyeceksiniz. Zitvatarok anlaşmasıyla da bu üstünlüğümüzü ne yaptı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Osman'ın ilk sarayını kim yapmıştır? Osmanlı'nın ilk sarayı hemen kuruluş dönemi gelecek aklınıza. Bu dönemde ilk sarayı yapan Orhan Gazi diyeceğiz. Ama soruyu değiştirseydim İstanbul'a ilk sarayı kim yaptırmış deseydim Fatih diyecektiniz. Peki bu sarayın adı neydi? Topkapı Sarayı olarak ne yapılmakta? Ele alınmaktı. Devletin resmi işlerin sarayın hangi bölümde yapılır? Şimdi hatırlayın sarayı ben kaç kısma ayırıyordum? 3 kısma. Ne demiştik? Enderun arkadaşlar, Birun ve ne dedik? Harem dedik. Şimdi Enderun genelde devlet adamlarının yetiştirildiği bölümdü. Enderun devlet işlerinin görüşüldüğü yer, harem padişahın özel hayatının geçtiği yer. O zaman ben Birun için ne diyeceğim? Devletin resmi işlerinin yani padişahın resmi hayatının geçtiği bölüm olarak ele alacaksınız. Şimdi gelelim sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yaşamış alimlerden değildir? A. Ahmet Yesevi B. Mevlana Celaleddin Rumi C. Yunus Emre D. Hacı bektaş Veli E. Hacı Bayram'ı Veli demiş. Şimdi baktığımızda B, C, D ve E şıkkında burada nerede yaşıyorlar arkadaşlar? Anadolu coğrafyasında yaşayacaklar. Ama Ahmet Yesevi Semerkant diye adlandırdığım Orta Asya bölgesinde yaşamış bir alemimizdir. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak ele alacağız. Farça da dış anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları burada yer alırdı. Birunda adalet kasrı, hastane, mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, odun ambarları, çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler, cirit oyunu, ve ok atışı talimleri için alanlar ve küçük meydanlar bulunurdu. Yukarıda sözü edilen saray bölümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Birun, B. Enderun, C. Harem, D. Yeni Saray, E. Darus Sade. Şimdi arkadaşlar bakın dış anlamına gelecek. Hatta ben bir şey dedim hani bir şeyden aklınıza gelsin. Burundan gelsin. insan vücudunun en dışındaki yeridir. Burada bakın bana dışı vermiş. O zaman doğru cevabım ne olacak? A şıkkı olarak ne yapacağız? Ele Alacaksınız değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bugün neler öğrendik? Beylikten devleti Osmanlı devleti medeniyetini gördük. Yine Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle bir güç, mükemmel bir güce ulaştığını, üç kıtaya hakim olduğunu, dünya gücü Osmanlı'yı. Yine bu süreç içerisinde dünya gücü Osmanlı da devletin merkezinin olan Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı olan Topkapı Sarayı'nı yani Ender'in, Birin'in ve Harem'in. Yine klasik çağda Osmanlı toplum düzenini, toprak sistemini ve bu toprak sisteminin kaça ayrıldığını birlikte gördük değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar sizin için mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Hepinize iyi tatiller. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.